Kıymetli izleyenler, dersimiz nefisle ilgili devam ediyor. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam ashabına şu kelimeleri kim benden alıp onlarla amel edecek ve onlarla amel edecek olana öğretecek buyurdular. Ben hemen atılıp, ben ey Allah'ın Resulü dedim. Aleyhissalatü vesselam elimden tuttu ve 5 şey saydı. Haramlardan sakın. Allah'ın en abid kulu ol. Allah'ın sana ayırdığına razı ol. İnsanların en zengini ol. Komşuna ihsanda bulun. Mümin ol. Kendin için istediğini başkalar için de iste. Müslüman ol. Fazla gülme, çünkü fazla gülmek kalbi öldürür. Tirmizi ve İbn-i Mace'nin haberidir bu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Rabbim bana 9 şey öğretti, emretti. Öğrettiklerinden bir de bu 9 var. Gizli halde de, aleni halde de Allah'tan korkmamı, öfke ve rıza halinde de adaletli söz söylememi, adalet üzere olmamı, fakirlikte de, zenginlikte de iktisat yapmamı, benden kopana da sıla-i rahim yapmamı, beni mahrum edene de vermemi, bana zulmedeni affetmemi, susma halimin tefekkür olmasını, konuşma halimin zikir olmasını, bakışımın da ibret olmasını, marufu, doğru ve güzel olanı emretmemi, efendim Cenab-ı Hak bana bunları da emreyledi. Bunu da Rezin tahric etmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin kılıncının kabzasında şu ibareyi bulduk. Sana zulmedeni affet. Sana küsene git. Sana kötülük yapana iyilik yap. Aleyhine de olsa hakkı söyle. Bunu da Rezin yine tahric etmiştir. Zeydül Hayr radıyallahu anhü anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim. Allah'ın rızasını arzu eden kimselere ve Allah'ın rızasını arzu etmeyen kimselere yüce Allah'ın koyduğu alamet nedir? Bana haber verin. Cevaben, ey Zeyd, sen nasıl sabahladın diye sordu. Hayrı ve hayır ehlini seviyorum. Eğer hayır yapmaya muktedirsen, yapmaya koşuyorum. Eğer hayır yapmaya muktedir isem, yapmaya koşuyorum. Eğer yapamaz, kaçırırsam bu sebeple üzülüyorum. Ve onu yapmaya şevkim daha da artıyor derim. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, işte bu söylediklerin Allah'ın rızasını arayanlara yüce Allah'ın koyduğu alamettir.
Eğer Allah senin başka bir şey olmanı isteseydi seni ona hazırlardı buyurdular. Bunu da yine hadisi Rezin tahriç etmiştir. İbni Abbas radıyallahu anhüma ve erdahü mecmain anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, İtidal, orta yol üzere olmak, teennili davranmak, hal ve gidişi iyi olmak, peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür. Bu da Muvatta Ebu Davud'un haberidir. Bazı İslam alimleri, kimde bu vasıflar toplanırsa o kimse, halk onu tazim, tebcil ve tevkir ile karşılar. Yüce Allah da ona peygamberlerin elbisesi olan takva elbisesini giydirir. Evet, Ebu Eyyub radıyallahu anhu anlatıyor, Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, dört şey vardır. Bunlar geçmiş peygamberlerin sünnetlerindendir. Haya, koku sürünme, evlenme, misvak kullanma. Evet sevgili dostlarımız. Kına ile yaşlıların saçını boyaması, önceki peygamberlerde olan bir sünnet miydi? Resulullah teşri buyurmuştur. Yani öncekilerde yoktu ama Hazreti Muhammed'in şeriatında teşri buyurulmuştur. Dolayısıyla bunun eski peygamberlere nispeti sahih olmaz demiştir Mirkat, fakat başka haberlerde de bütün peygamberlerin sünneti olduğu da söylenmiştir. Abdülmüheymin İbni Abbas İbni Sehil İbni Sa'd Es-Saidi babası tarikiyle dedesinden naklediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, teenni Allah Teala'dandır. Acele de şeytandandır. Bu da Tirmizi'nin haberidir. Amr İbnül As kişi acelenin meyvesi olarak hep nedamet devşirmiştir der. Acelenin sonu pişmanlıktır diyor. İbni Abbas radıyallahu anhüme ve erdahü mecmain anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Eşeddü Abdil Kays'a dedi ki, muhakkak ki sende Allah ve Resulünün sevdiği iki haslet var. Hilim ve teenni. Evet sevgili dostlarımız, hilim Nebevi'ye göre akıl demektir, yani akıllı. Kadı İyaz da hilmi aklın sıhhatine ve sonuçları düşünen iyi görüşün varlığına delalet eden kelam olarak tarif etmiştir. Teenni önünü sonunu efendim hesap ederek hareket etmektir demişlerdir. Eşeç ise kendine çeki düzen verdikten sonra Resulullah aleyhissalatü vesselamın huzuruna çıkar. Aleyhissalatü vesselam onu kendine yaklaştırıp yanı başına oturtur, sonra heyete hem kendiniz hem de kavminiz adına biat etmeye mi geldiniz buyurdular. Cemaat evet der. Eşeç ise
Ey Allah'ın Resulü, siz kişiyi dininden daha ağır gelen bir şeyle teçhiz etmiyorsunuz. Biz size kendi adımıza biat edelim. Kavmimize de onları efendim davet edecek birini gönderelim. Bu çağrı üzerine kim bize uyarsa o bizdendir. Kim imtina eder de uymazsa onunla savaşalım der. İşte bu söz üzerine aleyhissalatü vesselam doğru söyledin. Sende iki haslet var diyerek eşece iltifat buyurur. Evet sevgili dostlarımız, işte hilim ve teenni. Buna dikkat edin. Bu zat-ı muhterem bu iki sıfatla övülmüştür. Eşec, Allah ve Resulünün sevdiği iki haslet üzere beni yaratan Allah'a hamdolsun dedi. Bu da Ebu Davud'un haberidir. Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, teenni ahiretle ilgili olanlar dışında her amelde güzeldir. Bu da Ebu Davud'un haberi. Hayırda yarışın. Festebiul hayrat. Bakara suresi ayet 148'de buyuruldu. Rabbinizden size erişecek bir bağışlanmayı ve bir cenneti kazanmak için yarışın. İşte bu da Hadid suresinin 21. ayeti kerimesidir. Böyle buyurulmuştur. Yine Enbiya suresinin 90. ayetinde gerçekten onlar daima hayırlı işlerde koşar ve rahmetimizi umup azabımızdan korkarak bize dua ederler di. Evet sevgili Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Aliyül Kari, yani ibadetleri vakti vaktinde yapmak için acele edeceğiz ama ibadetleri alel acele bitirme telaşına düşmeyeceğiz. Sindire sindire ağır ağır yapacağız ki tadil-i erkan yerine gelsin. Evet, tembelliğe kaçmayacağız. İbadete başladık mı onu yerli yerince yapacağız. İbni Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kim Allah adına sığınma talebinde bulunursa ona sığınma verin. Kim Allah adına isterse ona verin. Kim sizi davet ederse ona icabet edin. Kim size bir iyilik yaparsa karşılıkta bulunun. Şayet verecek bir şey bulamazsanız kendinizi ona karşılığını vermiş görünceye kadar dua edin. Bu da Nesai Ebu Davud'un haberidir. Kim Allah'a sığınıp onun adına merhamet dileyerek sizden sığınma talep ederse, mesela Allah aşkına, Allah için, Allah rızası için, Allah'ını seversen gibi taleplere müsbet cevap verilmesi, davetlere icabettir. Biri de şer'i bir mani yoksa diye kayıtlamamışlardır. Efendim, iyiliğin mükafatı iyilikten başka bir şey olur mu? Bu da Rahman suresinin 60. ayeti kerimesidir. Allah sana nasıl ihsanda bulundu ise
sen de başkalarına ihsanda bulun. Bu da Kasas suresinin 77. ayeti kerimesidir. Kime bir iyilik yapıldığı zaman bu iyiliği yapana Allah hayırlı mükafatını versin derse en güzel senada bulunmuş olur. Evet, cezakallahu hayran efendim gibi dualar yapılması. Kim kendisine iyilik yapana bir kere cezakallahu hayran derse üzerindeki karşılığı ödemiş olur. Öbürünün hakkı çok bile olsa demiştir gelen haberde. Bazı büyükler elin karşılık vermede kısa ise dilini şükür ve duada uzat buyurmuşlardır. Hazreti Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, sakın sizden kimse Allah hakkında hüsnü zanda bulunmadan son nefesini vermesin. Bu da Müslim Ebu Davud'un haberidir. Sahiheyn ve Tirmizi'de Ebu Hureyre'den gelen diğer bir haberde hadis-i şerifte Resulullah şöyle buyurmuştur. Yüce Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri şöyle buyurdu. Ben kulumun benim hakkımdaki zannına göreyimdir. Müslim ve Tirmizi'nin rivayetinde şu ziyade vardır. O bana dua edince ben onunlayım. Bu da Buhari, Müslim ve Tirmizi'nin haberidir. Ebu Davud ve Tirmizi'de Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Resulullah aleyhissalatü vesselamın şöyle söylediği kaydedilmiştir. Yüce Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri hakkında hüsnü zan güzel ibadettendir. Tirmizi efendim Ebu Davud'un haberi bu da. Çünkü hüsnü zan da başlı başına güzel bir ibadettir. Yüce Allah hakkında hüsnü zanda bulunmak demek istiğfar edince Allah'ın bizi affedeceği, mağfirette bulunacağı, dua edince icabet edeceği, ibadet edince mükafatta bulunacağı, efendim kanaatini beslemek demektir. Halbuki alimler bu hususta beynel reca vel havf tabiriyle ifade edilen ümit ve korkuyu beraber taşımanın esas olduğunu belirtmişlerdir. Yani hakkımızda adaletini tatbik edip layık olduğumuzu verdiği takdirde azaba düşeceğimiz endişesini yaşayıp devamlı tövbe istiğfar etmeliyiz. Yaptığımız tövbe ve istiğfarları Allah'ın kabul edeceğini umarak şevklenmeli, rahatlamalıyız. Bunlardan sadece birinin içimizde galebesi İslami edebe uymaz. Hatta Nevevi'nin belirttiği üzere gençlik ve sağlık halinde korkunun galebesi müstahsen addedilmiştir. Ancak hadisi şerife göre ölüme yakın ümidin galebe çalması gerekmekte. Hüsnü zan galebe çalmadan son nefesin verilmemesi ısrarla tavsiye edilmektedir. Bu ısrarın bir sebebi yine Müslim'de kaydedilen bir diğer ihbardır. Her kul hangi hal üzere ölürse o hal üzere diriltilecektir.
yani Allah hakkındaki hüsnü zan üzere ölen, o hal üzere diriltilecektir. Evet sevgili dostlarımız, ümitli olan kimse ebedi yülevet Allah'ın rahmetinden ümit kesmez, kesemez. Korkan kimse de haramları, günahları işleyemez, ibadetini terk edemez. Herkes dikkatli anlamalı buraları. Nebevi der ki Allah hakkında zannı güzelleştirmenin manası, Allah Teala'nın kendisine merhamet edeceğini zannetmesi ve bunu Allah'ın af ve rahmeti üzerine varid olan ayet ve hadisleri ve onlarda tevhid ehline vaat edilen af ve mağfireti ve kıyamet günü onların mahzar olacakları rahmeti düşünüp tedebbür ederek bu hususta ümit beslemesidir. Bu ümitle ilgili, korkuyla ilgili de Allah adaletini uygularsa vay geldi haline. Onun için de Allah'tan son derece korkmayı da bilmeli ve haramları, günahları terk edip ibadetleri yapmalıdır. Hadis-i kutsi olarak gelen ben kulumun benim hakkımdaki zannına göreyim hadisine gelince bunun Buhari'de kaydedilen bir veçi şöyledir. Ben kulumun benim hakkımda yaptığı zanna göreyim. O beni zikretti mi onunla beraberim. Eğer o beni nefsinde zikrederse ben de onu onunkinden daha hayırlı bir cemaat içerisinde zikrederim. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir zira yaklaşırım. O bana bir zira yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. İşte görüyorsunuz burada ibadetleri terk edin diye bir emir yok. İbadet ederek hüsn-i zanda, ihsan ederek değil, ibadet ederek, kulluk ederek hüsn-i zanda bulunacaksın. Yoksa Allah ile şeytanın aldatıp bütün farzları, vacipleri terk ettiren, iblisin tuzağına düşenlerin durumu gibi olmayın. Vaadinde sadık olan Resulullah'a dayanarak dua edince icabet zannı, tevbe edince kabul zannı, istiğfar edince mağfiret zannı, şartlarına uyarak ibadet yapınca mükafat zannı beslemektir. Bu hususu bir başka hadis-i şerifte teyit eder. İcabetten emin olarak Allah'a dua edin. İşte bu da Kurtubi böyle söylüyor. El-Müfhim'de der ki, kulumun benim hakkımdaki zannı, ibadesinin manası, vaadinde sadık olan Resulullah'a dayanarak dua edince icabet zannı kişide olmalıdır. Tevbe edince kabul zannı, istiğfar edince mağfiret zannı, şartlarına uyarak ibadet yapınca mükafat zannı beslemektir. Bak ibadetleri de şartlarına göre yaparak zanda bulunacaksın. İbadetleri, farzları cayır cayır terk ederek değil. Bu hususu bir başka hadis teyit eder. İcabetten emin olarak Allah'a dua edin. Ey Müslümanlar!
ibadetsiz, abdestsiz, taharetsiz gezen, ondan sonra da şeytanın tuzağına düşmüş, Allah kerimdir diyen ve şeytanın Allah ile aldattıklarından da olmayın. Bunlar şeytanın aldattığı, hem de Allah ile aldattığı insanlar grubu az değildir. Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, her nerede olursan ol, Allah'tan ittika et, Allah'tan kork, ona itaat et ve kötülüğün arkasından iyilik yap. Bu onu yok eder. İnsanlara iyi ahlakla muamele et. Bu da Tirmizi'nin haberidir. Evet sevgili dostlarımız, doğru anlaşılırsa kişinin kârine, her bir günah içinde küfre giden bir yol vardır. Bunu da hiç unutma ey Müslüman. Her bir günahın içinde küfre giden bir yol vardır. Günahları terk et, haramları terk et. Yoksa küfre düşme tehlikesi var. Çünkü haramlar, günahlar, küfrün yolunu yapan dozerler gibidir. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan ateşe insanları en çok atan şeyin ne olduğu soruldu. Ağız ve ferç buyurdular. Ey Müslüman, ağzına, diline ve nefsine, yani fercine sahip ol. En ziyade neyin insanları cennete soktuğundan sordular. Yine Allah'a takva ve güzel ahlak buyurdular. Takva nedir? Takva, Allah'a itaat etmek, isyan etmemektir. İbadetlerini, Allah'ın sana emrettiği ibadetleri yerli yerince yapmak, haram ve günahlardan sakınmanın adı takvadır. Güzel ahlak da tüm kötülükleri terk etmek, iyi vasıflarla vasıflanmaktır buyurdular. Cennete götüren iki sebep var. Allah'a takva, bu farzların ifası, haramların terkidir. Tabii ki bunun dereceleri var. Takvanın en aşağı derecesi şirkten kaçınmaktır. Güzel ahlak, güzel ahlak deyince öncelikle halka karşı davranışlar göz önüne alınacak. Abdullah İbnül Mübarek güzel ahlakı, güler yüz, bol iyilik, eziyetten kaçınmak diye tarif etmiştir. Ahmed İbni Hanbel, kızmaman, kin bağlamaman, insanlardan gelene tahammül etmen diye tarif etmiştir. Bazı alimler güzel ahlakın en aşağı mertebesi, insanlara ezayı terk etmektir. En yüce mertebesi de kendisine kötülük yapanlara iyilik yapmaktır demiştir. Tıbbi Allah'a takva kulun kendine olan bütün emirleri yapması, yasaklardan kaçması sebebiyle efendim yaratanla muamelesinin iyiliğine işaret olmaktadır. Güzel ahlak da halka olan muamelesinin iyi olduğuna işarettir. İşte bu iki haslet cennete girmeyi gerektirir. Zıtları da ateşe girmeyi gerektirir. Evet sevgili dostlarımız,
eline beline sahip ol kelimesi de buradan geliyor. Takva ve güzel ahlaka bak onu söylemiyorlar. Eline beline diline sahip ol demişler. Bu güzel. Ama niye takva ve güzel ahlakı almamışlar? Niye? Takvanın içinde Allah'a itaat var, ibadetler var. Bak oraya yaklaşmıyor nefis. Ve cehalet oradan kaçmak istiyor. Kaçarken yakalanacağını da bilmiyor. Kim Rabbinin makamından korkar ve nefsini hevaya uymaktan uzak tutarsa, cennet onun gideceği yerdir. Bu da Nazi'at suresinin 40. ayeti kerimesidir. Ve emmen men khafe meqame rabbihi ve nehen nefse anil heva fe innel cennete hiyel me've. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Kim Rabbinin makamından korkar ve nefsini hevaya uymaktan uzak tutarsa, cennet onun gideceği yerdir. Ve emmen men khafe ve rabbihi ve nehen nefse anil heva فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Evet, kim Rabbinin makamından korkar ve nefsini hevaya uymaktan uzak tutarsa, cennet onun gideceği yerdir. Gök kubbenin altında en büyük günah kendi hevasına uymaktır. Ey nefsinin peşinde yürüyen adamlar! Kendi hevasına göre kendini Müslüman zanneden gök kubbenin altında en büyük günah işleyen adamlar. Kendi hevanı Kur'an-ı Kerim'in yerine koyduğu müddetçe senden daha asi ve zalim günahkar bulunmaz. Aklın varsa Kur'an-ı Kerim İslam'ı anlamaya çalış. Ve İslam'ı öğren, lehte ve aleyhte, yüce İslam sana ne emreylediyse ona göre Müslüman ol. Kendi hevana göre değil. Kendi hevana göre olsaydı ne Kur'an gelirdi, ne şeriat, ne peygamber gelirdi. Sen kendi hevana göre tutmuşsun bir yol, gidiyorsun. Ama o yol seni cehennemin dibine kadar götürdüğünün farkında mısın? Kendi hevasına göre hareket eden, Kur'an'ı gerçek İslami ilimleri bilenlerden de hiçbir bilgi almak istemeyen ve kendi hevasına göre hareket eden, kendi aklını, kendi hevasını Kur'an'ın, İslam'ın yerine koyan, bu zihniyet gök kubbenin altında en büyük zalim, en büyük günahkarlardan biridir. Kimse kendini aldatmasın. Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah aleyhissalatü vesselama soruldu. Müminlerden hangisi eftal, en faziletlidir? Ahlakça en güzelleridir cevabını verdi. Tekrar soruldu, peki müminlerden hangisi en akıllıdır? Ölümü en çok zikreden ve kendilerine gelmezden önce onun için en iyi hazırlığı yapanlardır. İşte akıllılar da bunlardır. Ölüme hazırlık yapmıyor adam.
cayır cayır farzları terk ediyor. Ondan sonra karşıyı korkuyla, tehditle sindirdiğini de kar zannediyor. Bunun için çalışıyor. Karşı taraf bunun şerrinden korkusuna ona itaat ediyor. Bunu da kendisi için kar zannediyor. Zalimin en kötüsü de karşı taraf ondan korkarak ona itaat ediyorsa, o korkutan taraf zalimlerin en kötülerindendir. Her zalim kötüdür. Sana biri korkusundan itaat ediyorsa, sen çok zalim ve alçak şerefsizsin. Allah'ın adaletiyle hareket et. Şeriatın, İslam şeriatının, Muhammed'i şeriatın adaletiyle hareket et. Lehte ve aleyhte. İşte o zaman şeriatın kestiği parmak acımaz demişler. Bunun için demişler. Sen korkutacaksın, tehdit edeceksin zavallıları. Ondan sonra güçlülerden de gidip onlara yağ yakacaksın, el etek öpeceksin. Kendini de adam zannedeceksin. Şerefsiz herif. Zayıfları, garibanları korkutacaksın. Zalimlere el ovalayacaksın. Senden daha alçak şerefsiz kim olabilir? Hazreti Semure radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, haset maldır, kerem takvadır. Bu da Tirmizi'nin haberidir. İnsanlar nezdinde kişinin kıymetini artıran şey maldır. Allah nezdinde değerini artıran şey de takvadır. Ey Müslüman, aklın varsa takvaya sarıl. Mal, sende takva varsa işe yarar, yoksa yaramaz. Domuz da yağlı ama her şeyi necis ve pistir. Domuz gibi olma. Ehli takva sahibi ol, malın mülkün işe yarasın. Takva yolunda olan kişinin malı mülkü de Allah yolundadır. Allah yolunda kazanır, Allah yolunda harcar. İnsanlar sana iyi dese seni cehennemden kimse kurtaramaz. İnsanlar kötü dese cennete girmene engel olamazlar. Allah'ın iyi dediği iyidir, kötü dediği kötüdür. Senin arkan kalabalıkmış, etrafında şunun varmış, bunun varmış. Domuzlar da sürü sürü geziyorlar. Takvan yoksa, küfür, şirk, nifak, zulüm varsa, senin arkan olmuş, orduların olmuş bir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramazsın. Domuz sürülerin nasıl ki necistir, pistir, senin de ondan daha kötü olduğunu da unutma. Domuz tabiatta bir görev için yaratılmıştır. Ama insan ne için yaratılmıştır? İlla liyabudun. Allah'a itaat, iman, ibadet için, kulluk için yaratılmıştır. Allah'a kul ol, peygambere tabi ol, o zaman da sultan olur, yaparlar seni. Sultan olayım diye de yapma bunları. Sen Allah'a kul ol, kalanına karışma. Peygambere tabi ol. O zaman sana mevki makamı verirler. Sen rızayı ilahi kazanmana bak. Mevki makam için çalışma. Allah'ın rızası için çalış. Evet sevgili dostlarımız. Demek ki insanlar mala, mülke, zenginliğe itibar ediyorlar. Ona kıymet veriyorlar. Yüce Allah ise
takvaya değer veriyor. Ey Müslüman, ehli takva sahibi ol. Takvayı bütün derslerimizde tarif ederek geldik, tarif ederek gidiyoruz. Takva, Allah'a itaat etmek, isyan etmemenin adıdır kısaca. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah aleyhissalatü vesselama hangi insan daha hayırlıdır diye sorulmuştu. Ömrü uzun, ameli de güzel olandır buyurdular. Öyleyse insanların en kötüsü kimdir diye soruldu, kötülerinden olan. O da ömrü uzun, ameli kötü olandır buyurdular. Bu da Tirmizi'nin haberidir. Evet, sana Allah ömür verdiyse Allah yolunda harcasana. Allah yolunda harcanmayan ömür başına beladır. Hazreti Sevban radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kim şu üç şeyden beri olarak ölürse cennete girer. Bir, kibir, gulül, borç. Bu da Tirmizi'nin haberidir. Üzerinde gulül bulunan bir asker ölecek olsa şehitliği kaybeder. Gulül devlet malından, ganimetlerden çalmaktır. Alimler zimmetleri, alimler gululü izah ederken devlet malına yönelik her çeşit su istimalleri, zimmetleri, hırsızlıkları buna dahil etmişlerdir. Hangi yoldan çalarsan çal, devlet malından çalan gulüldür. Çalmak gulüldür. Ve bunlar cephede ölseler bile şehit olamazlar diyor. Bakın dikkat edin. Hudri radıyallahu anh de anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, evet, halim olan zelle sahibidir. Hakim olan tecrübe sahibidir buyurdular. Şimdi gulülü anladık. Kibir de yüce Allah'ın emirlerinden birini küçümsersen, birini inkar edersen, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden birini ister hükmi olarak, ister inadi olarak, İstersen cehli olarak bunların bir tanesini, bir tanesi sende varsa cennete girme şansın yok, çünkü bu kibir imanı yok ediyor. Borç da Allah borçları, kul borçları. Allah'a olan borçlarını da öde, kullara olan borçlarını da öde. Azrail aleyhisselama öyle can ver. Borçlu olarak ölme. Namaz boynumda borçtur. Beş vakit namaz. Oruç, hac, zekat, gücüm varsa. Hak yolda cihat, ilim, irfan, zarurat-ı diniyeyi öğrenmek. Bunlar birer birer boynuma borçtur. Kul hakları zaten en büyüğünden en küçüğüne kadar kul haklarından da sakın. Varsa bunları ödemeye gayret et. Hazreti Hüzeyfe radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, sakın sizden kimse kararsız olup da ben insanlarla beraberim. Eğer insanlar iyilik yaparsa ben de iyilik yaparım. Kötülük yaparsa ben de kötülük yaparım demesin.
Aksine nefsinizi sabit tutun. Halka iyilik yaptı mı, siz de iyilik yapın. Kötülük yaparsa zulme yer vermeyin, zulmetmeyin. Bu da Tirmizi'nin haberidir sevgili dostlarımız. İşte görüyorsunuz, nefisle ilgili dersimiz bir sonraki dersimizle de devam edecektir inşallahü teala.